Herkese merhaba ve piramidin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. İlginç bir şekilde guidebook direkt çalışmıyor şu anda. Direkt açılmıyor guidebook. evet anlaşılan bu bölüm biraz kitapsız oynayacağız. Umarım yapmayı unuttuğum bir şey yoktur. Genelde kitaptan öğreniyordum çünkü her şeyi ve şu anda çalışmıyor. Çok üzücü. Şimdi ilk yapacağımız şey en azından onu ve nasıl yapacağımızı hatırlıyorum. Bir e, uh, fandı. Greenhouse fandı. Bunu yapmak için bize geçen bölümü eğer izledi izlediyseniz eş gerekiyordu. Ki bunun için charcoal pile yapacağız demiştim. Ki yapacağız şimdi. Şimdi charcoal pile ne? Kısacası bu wood pile'lardan yapıyorsunuz. Etrafına herhangi bir ateş geçirmeyen bir blokla kapatıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Olay bu. Sadece bu. Ateş geçirmeyen bloklar hangileri? Hani sadece yanmayan her blok olmuyor. Aynı zamanda Forester'in tanıdığı ve onay verdiği bir blok olması gerekiyor. Bu blokları da buradan görebiliyoruz zaten. Clay, Loam, Endstone, Endstone Brick, Dirt, Gravel, Nether Rock veya Ash Brick kullanmamız gerekiyor. Nether Rock'ın ateş geçirmeyen bir blok olarak sayılması da enteresan. Her neyse. ve hangilerini kullandığımıza göre farklı sayıda şey elde ediyoruz, sonuç elde ediyoruz. Şimdi bize eş lazım. Dolayısıyla bize eşi fazla çıkaran bir şeyle kaplamamız lazım. Dolayısıyla 4 kaplamak pek mantıklı gelmiyor. Bir wood pile'dan bir tane çıkıyor. Gerçi bize de çok fazla gerekmiyor açıkçası. Direkt şey yapalım ya. Evet nasıl olsa bize fazla gerekmiyor. burada alanımız var. Öncelikle bir şöyle yapalım. Tamam. Planımız şu. Şimdi ben burayı biraz daha böyle genişleteceğim. Niye olduğunu göreceksiniz. Genişlettik daha sonra sulayacağım ki buradaki çimen bu tarafa doğru yayılsın. Şimdi çimen elde etmemiz sıkıntı ve buradaki çimeni kaybetmek istemiyorum ben herhangi bir nedenden dolayı o yüzden ilk başta bir bu çimeni güvence altına alacağız. Eğer buradaki çimenler herhangi bir şekilde kaybolursa bir sıkıntı olursa başına bir şey gelirse her zaman ve her zaman buradaki çimenden geri uzatıp alabiliriz. O yüzden buraya çimen çektim. Bunda e, ayrıca direkt Wine Miner var demişsiniz. Ve varmış yorumlarda. Niyeyse hiç denemedim. O yüzden yaprakları yok edecek bir moda gerek yok. Direkt şunu yapabiliyorum. <laughs> yani. Diyenlere teşekkürler. O yüzden herhangi bir moda eklemedim. Geçen bölüm ekleyeceğim demiştim. Tamam. Ve işimi biraz daha hızlandırıyor tabii ki. Bunu yapabilmek. Çok iyi. Açlık harcıyor fakat e, verilmesi mantıklı bir neden. Sonuçta işimi bayağı bir hızlandırıyorum. Karşılığında açlığımın azalması da baya bence gayet adil bir karşılık diyebiliriz. Tamam. Şimdi ee, ne yapacağız sıradaki adımımız? Sıradaki adımımız ben ilk başta nasıl olsa bize fazla gerekmiyor diye çok küçük bir tane yapacağım bunlardan. Yapacağınız şey bu woodpile'lardan üretmek. Nasıl yapıldığını gördünüz zaten. Daha sonra bunları herhangi bir yere dizmek. Daha sonra bunların etrafını istediğiniz bir blokla kaplamak. Fakat Forrester'in izin verdiği bir blok olması lazım. Yani e, ya 4 ya Clay biraz önce listesini gösterdim. Bir bloğunu boşluk bırakmak. Bunun maksimum büyüklüğü ne kadar bilmiyorum. Fakat bu çok küçük. Çok daha büyük yapılabiliyor. Tam maksimum büyüklüğünü bilmiyorum ama eğer onu sorarsanız. Daha sonra bunu yakabileceğimiz bir şey lazım. Yani Flint and Steel lazım bize. Ki Flint and Steel'in yapımı değişmiş mi? Değişmemiş. Iron ve Flint sadece. Her zamanki gibi. Yani şuradan e, Gravel'ı birazcık çoğaltalım. Değil mi? Flint elde etmenin kolay bir yolu var mı? Direkt gravel'dan evet. 3 tane gravel'dan direkt bir tane flint elde edebiliyoruz. Flint'imizi elde ettik. Bir tane de demir aldık. Ve bunlarla flint and steel yaptık. Harika. Şimdi bu flint and steel'ı kullanarak burayı yakıyoruz. Ve daha sonra üstünü kapatıyoruz. Eğer şu anda üstünden duman çıkıyor fark ettiyseniz bakın şuradan o dumanı görüyorsanız bu çalışıyor demektir. Yani şu anda çalışıyor. Her şeyi doğru yaptık demek oluyor. Bu köşeleri doldurmak gerekmiyormuş yani ondan emin değildim. Belki köşeleri doldurmak gerekiyordur diye. Bittiğini nereden anlayacağız? Bildiğim kadarıyla bu üstünden duman çıkmayı kesecek. Üstünden duman çıkması tamamen bitince işimiz bitti. Alıp e, görevi bitirebiliriz diyeceğiz. Onu bitirene kadar geri kalan malzemeleri toplayalım diyeceğim. Zaten her şeyi yaptık. Yani sadece bunu beklemesi kaldı. Öyle rastgele yemeklere bakıyordum ve elmayı pişirebildiğimi fark ettim ve Glowstone'da nasıl yapıldığına baktım evet çünkü lav yapmak için bir planım var. Her neyse ona sonra geçeceğiz. Ee, cooked Apple diye bir şey var ve 64 tane sarı açlıktan veriyor galiba. Yani niye böyle bir şey var? Ve 4 tane de normal açlık veriyor. Niye bu kadar iyi bir yemek var sadece pişmiş elmayla? Gerçekten 64 kutum veriyor. Çünkü eğer öyleyse hiç acıkmayacağım ben. Bunu yedikten sonra. Çok uzunca bir süre. 64 olabiliyor mu da orası? Direkt 64 yazıyor orada. Fakat bende kaç tane şey var? Bar var. 3, 6, 9, 10 tane bar var bende. 64 tane artırabiliyor mu Hiçbir fikrim yok ama çok ilginç böyle bir şeyin var olması bile. <laughs> Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Ve hala bitmedi acayip uzun zaman alıyor. O kadar süredir bekliyorum ki şunu. Bayağı bir zaman alıyormuş ya. Sonunda bitti galiba. O kadar uzun sürdü ki. Neyse tamam. Ee, herhangi bir particle yok herhalde şu anda kazıp tamamen bozmak istemiyorum fakat bir süredir herhangi bir efekt çıkmıyor. Orada gördüğünüz Torch'un ve Fırının efektiydi. Yani bitmiş olması lazım. Ash Block. Evet. Tamam. İhtiyacımız olan şey tam olarak buydu çok iyi. Tamam. Ee, gerekiyor galiba. Hii. Hayır. Neyse. 6 tane çıktı. Bize 6 tanesi yetiyor zaten. Fakat aşağı düşmesine üzüldüm bir kısmını o kadar bekledikten sonra. Ee, evet. Şimdi şunları alalım. Geri. Ben büyük ihtimalle daha sonra da ihtiyacımız olacağını bildiğim için bir yere bayağı büyük bir tane Bunlardan yapacağım böylelikle önceden birikmiş olsun bir daha bu kadar fazla beklemem gerekmesin Şu anda da ayrıca tonlarca çakol yapıyorum şu anda çantamda yaklaşık buçuk stek var ve burada da 2 stek daha alıyor. Beklerken ağaç kestim buçuk stek falan charcoal'ımız olacak ileriki enerji ihtiyaçlarımız için ama artık üretim yapabiliriz Şimdi ash break yapacağız bunun için 4 tane break 4 tane eş gerekiyor ve başka da bir şeye ihtiyacımız yok Yani şuradan 4 tane clay alacağız ve bunları ısıtacağız Pekala. dört ee, tane bundan. Dört tane eş. Bam bam bam. Ve bu bize eş brick verdi. Bununla beraber bütün malzemelerini hepsi hazır oluyor olması lazım. Birkaç tane slab alalım. Birkaç tane demir alalım. Ee, ve galiba bu kadar. Ha? Öyle olması lazım. Tamam. Ne diyor? Direkt şunu şöyle yapabilirim. Her neyse. Bir tane, iki tane green house block verdi bu bize. Ve daha sonra da İki tanecik daha demir alacağız. Demirleri de artırmam lazım. Şu anda tin yapıyorum ama. Ve de bam. Böylelikle greenhouse fan yaptık. Şimdi greenhouse fana e hemen gidip görev yerine verelim. Ve görev bize farklı bir malzeme verecek. Ve o malzemeyi kullanarak diğer görevi yapacağız. Böyle böyle görevlerde ilerleyip istediğimiz yere ulaşmaya çalışıyoruz zaten şu anda. Tekrar kontrol edeyim herhangi bir şey yanlış olmasın. Greenhouse fan. Bu bize şu metal her neyse onu verecek ve her şeyden daha önemlisi bize rubber tree verecek. Rubber tree sayesinde de biz induction furnace yapabileceğiz. Induction furnace sayesinde black quartz alacağız. Black quartzla kendimize şunu vereyim bunun ödülü gele dursun biraz yavaş çalışıyor. Black Quartz sayesinde kendimize Shock Absorber yapabileceğiz. Shock Absorber'ı kullanarak bu iki metali alacağız. Ve elması kullanarak da ilerleyeceğiz Şu anda ilerleme planımız bu. Başka bir ilerleme yolu bulamadım. ilerleme çeşidi. Tek yapabileceğimiz şey bu diyebiliyorum şu anda. Yani onu yapacağız. Tamam. Şimdi e, ledmiş bu. Ve de rice seedmiş. Tamam. Ledimiz de var artık. Çok iyi. E, rubber tree saplinglerden 6 tane verdi bize. Fena bir sayı değil. Süper. Tamam. Ayrıca bütün fırınları buraya koydum. Çünkü fırınlardan direkt elektrik alıp bir şeyler üretmemizi sağlayan bir aletçik var burada. Onu kullanabilmek adına. Artık tin üretmeyelim ama birazcık da led üretelim değil mi? Taptaze yeni madenimiz. Tamam. Birazcık da led olsun bakalım. Led'e ihtiyacımız olacak. Şimdi ben birazcık daha bu bölgeyi genişleteceğim. Ee, şimdilik yine odunla genişleteceğim galiba. Çünkü odun toplaması çok kolay. Taş toplaması çok çok uzun sürüyor ve zor. En mantıklısı odun. Öyle yapalım odundan yapacağım dedim taş kazdım. her neyse ee, bu ağaçları da buraya ekeceğiz çünkü hani nasıl olsa bu tarafa doğru fazla genişletemeyeceğiz evimizi çünkü buranın üstüne veya buraya herhangi bir şey inşa etmemiz yasak gene olarak bu sandstone blokların üstünde dolayısıyla buraya doğru fazla genişleyemeyiz ne olursa olsun. Dolayısıyla hani yer kaplayacak şeyleri bu tarafa yapmak mantıklı. Sonradan yerini değiştirmem gerekmez. O yüzden buraya kuracağız. Fakat Induction furnace'ı sadece rubber aldık diye kolayca elde edebileceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Neden? Çünkü bir sürü daha bundan önce yapmamız gereken şey var. Öncelikle e, electronic circuit var. Bunun için rubber falan gerekiyor. O doğru. Rubber'ımız var. Sıkıntı yok. Fakat sadece o değil. Bize machine casing de lazım. Ve advanced machine casing gerekiyor induction furnace için. Induction furnace için demek e, iron plate. Iron plate'leri normal bir şekilde elde edebiliyoruz. Fakat bize asıl sorun olacak iki şey var. Karbon plate ve steel plate. Karbon plate için kompresörü de yapmamız gerekiyor. Yani öncelikle kompresör yapacağız. Fakat ondan daha önemlisi steel. Bir şekilde steel elde etmemiz lazım. Steel elde etmenin birkaç yolu var. Birincisi e, induction smelter'da toz haline getirdiğimiz charcoal ve demiri kullanarak steel elde edebiliyoruz. Veya coal kokta doluyormuş gibi. Fakat bizim kullanacağımız yöntem tabii ki toz haline getirdiğimiz charcoal Çünkü bizde tonlarca charcoal var. Onun dışında nasıl elde edilebilir? Blast furnace yapılabilir. Immersive engineering'in blast furnace yapılabilir. Arc furnace yapılabilir. Yine Invers e immersive engineering'in engineering'in ve bunda da steel yapılabiliyor. Demir ve kok taslı birleşerek. Fakat bizde kok yok zaten. O yüzden bu aradan çıktı. E veya Industrial Craft'ın Blast furnace yapılabilir. Şimdi, Industrial Craft'ın Blast furnace'ını yapması biraz gıcık. Ve e, ben şahsen bizim daha bir sürü farklı alanda kullanabileceğimize inanıyorum. Induction Smelter'ı sadece Steel yapmada değil. O yüzden ben bunu Induction Smelter'la yapacağım. Induction Smelter'ı yapmak için ise... E, copper, Gold. Gold'umuz var. Sıkıntı yok. E, ve... Tamam geri geldik. Bucket gerekiyor. Machine frame gerekiyor. Onun içinde iron, tingir. Tamam. Peki bu invar denilen alet nasıl yapılır? Invar denilen alet şöyle yapılıyor. Baktığımızda demir ve nikeli birleştiriyoruz. İşte bizde nikel yok galiba. Elde etmemiz herhangi bir yolu var mı bilmiyorum. Ve galiba yok bizde. Pulverizer yapıp iron oradan çıkarabiliriz. Fakat iron orumuz da yok. Yani... Eee... Evet çok nasıl elde edeceğiz emin değilim bunu açıkçası. Nikeli elde edebilmek için 50 kova biomass yapmaya başlayabiliriz ve normal kömür elde etmek için. Ama e, bilmiyorum yaptığımıza değer mi çünkü aynı şekilde direkt IC2'nun e, şeyini de yapabilirim. Blast Furnace'ını. Fakat Blast Furnace'lar genelde çok çok yavaş çalışıyor. Acayip yavaş çalışıyor. Yani ee, ic daha önce kullanmadım. Ne kadar hızlı bilmiyorum. Fakat Induction Smelter yapsaydık hemen elde ederdik Steel'ı. Çok hızlı elde ederdik. Şu anda direkt o kadar hızlı elde edemeyeceğiz nikelimiz olmadığı için. Ki Biomass yapmaya çalışırsam 50 kova Biomass kulağa çok fazla geliyor. Yapabilir miyim ki? Aslında deneyebiliriz. Bir bakayım biomes ne kadar hızlı yapılıyor, ne kadar hızlı bir şekilde üretebiliriz. Ona göre karar vereceğiz ne yapacağımıza. Tamam? Hemen geliyorum. Yok ya direkt kulağa mantıklı bir fikir gibi gelmiyor çünkü hani çok yavaş birikiyor. Bir de işin kötü yanı bizim bayomesi kolay elde edebileceğimiz bir malzeme de yok. Yani nelerden yapabiliyoruz? Ee, buraya rubber tree sapling koyabiliyoruz. Ee, onun dışında Plant bol koyabiliyormuşuz, mantar, mantar, normal saplinkler falan filan. Fakat bizde ne saplinkler çok var, ne başka bir şey çok var şu anda. Yani doğru düzgün bayamaz yapabileceğimiz bir malzeme yok, gerçekten yok. Ki yani onun olmaması da bizi bayağı... işimizi yavaşlatıyor. Herhangi bir çiftlik yaptıktan sonra yapılabilir anca o. Ki çiftlik yapacağız zaten ilerleyen bölümlerin birinde. Ya da e çok saatlerce şu anda başında beklemem gerekir. O yüzden şimdilik her şeyi Industrial Craft halletmeye çalışacağız. Onun malzemeleriyle. Eğer bir sıkıntı olursa sonradan değiştiririz. Tamam. Şimdi ilk başta Generator ile başlıyoruz. Çünkü Industrial Craft'ta bir yerden enerji üretmemiz lazım. Şu anda en iyi kaynağımız Generator olacaktır. Basic Machine Casing gerekiyor. Sadece 8 tane demir plate sorun değil. Onun dışında bateri gerekiyor ve furnace gerekiyor. Şu şekilde yapacağız. E, ee, batarya için redstone, tin item casing ve insulated tin cable. Bunların hepsi gayet kolay. Biraz karışık gözüküyor ama değil. Sadece azıcık zaman alıcı önemli değil. O zaman ben şimdi ne yapıyorum? Hemen rubber tree'leri kurup büyütüyorum. Ve onlardan rubber'ımızı alıyoruz. Ve ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Tamam. İlkini büyüttüm ve bütün watering can'ı harcadım bir tanesini büyütmek için. Ya watering can çalışmıyor ya da çok şanssızdım. Bilmiyorum her neyse. Ee, bir tane bile sapling çıkmadı mı? Ciddi misin? Hani Vine Miner'la kırmam fark etmez. Nasıl olsa hepsini kırmış olarak sayılıyorum onunla kırsam bile diyebiliyorum. Ve bir tane bile sapling çıkmadı. Umarım diğerlerinde de öyle bir şey olmaz. Çünkü saplingi lazım bize. Ağaçları çoğaltabilmek için. Bir dahaki sefere teker teker kırayım bari ne olur ne olmaz diye. Her neyse bu şekilde tree tap yapabiliyoruz. Ve tree tap sayesinde bu arkadaşlardan kendimize rubber alabileceğiz. Ne yazık ki bunun rubber'ı çok 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 kötü bir yerde. Arkasında çıkmamasını çok istemiştim ama. Pek de istediğim gibi olmadı. Tamamdır. Ee, bu da kötü bir yerde. Genel olarak Skyblock bu ağaçların bulunması için kötü bir yer. Tamam. 6 tane aldık. Şimdi öncelikle generator yapacağız. Dediğim gibi generator için bize kaç tane lazım? Bir tane lazım. Bir tane rubber yetiyor. Değil mi? O zaman generator'ı yapalım o zaman. Başlayalım hadi. İşi hammer yaparak başlıyoruz ki hammer yapması gayet kolay. Böyle ve 80 tane kullanım var. Bu hammer bizim en iyi dostumuz olacak uzunca bir süre. Herhangi bir alternatif bulana kadar. Şimdi daha sonra 8 tane demir alacağım ve bunların hepsini bu hammer ezeceğiz ve kendimize iron plate yapacağız 8 tane. Daha sonra bunlarla bir tane machine casing yapacağız ve bir tane de fırın yapacağız. Şimdiden çoğunu bitirdik. Bir tane daha alet ihtiyacımız var. Diğer alet de kablo yapmamızı sağlayacak. Bunun ismi de Katır. Katır için 3 tane daha. Ya da daha doğrusu 5 tane daha alacağız. Bunlardan 3 tanesini plate yapacağız. Ve geri kalanını bu şekilde yerleştireceğiz. Bu da bize cutter'ımızı verecek. Şimdi artık kablo da yapabiliyoruz. Ki kabloya ihtiyacımız olacak enerjiyi iletmek için de. Kablo için şu anda bize tin cable lazım. Ve tin cable dışında... Aynı zamanda 4 tane de tin item casing lazım. Yani toplamda 3 tane tin alıyoruz. Çok iyi. Ve daha sonra bu tinleri işlemden geçiriyoruz. 3 tanesini plate yapıyoruz. Daha sonra bunlardan bir tanesini kablo yapıyoruz. Geri kalan iki tanesini ise daha da ezip tin item casing haline getiriyoruz. Ondan sonra sticker resimlerden bir tanesini ısıtıyoruz. Bu bize rubber verecek. Ve bununla beraber iki tane de red redstone'u alınca İşimiz bitiyor olması lazım. Generator yapmış olacağız yani. Rubber ve tin cable birleştiriyoruz, insulated tin cable. Daha sonra bunları koyuyoruz. Redstone, Re-battery. bu, bu ve bu, bu da bize generator verdi. Çok iyi değil mi? Artık generatorımız var. Bu da demek oluyor ki, evet. Ee, şimdi ne yapacağız bu generatorla? Öncelikle Genel olarak bu modun e, aletleri yere bir yere koyunca kırması çok zor olur. Kolay kolay kıramazsınız da kurtulamaz, kurtulamazsınız da. O yüzden sonradan yerini değiştirmeyeceğimiz bir yere yerleştirmemiz lazım genel olarak bunun elektronik eşyalarını çünkü değiştirmeyeceğiz muhtemelen uzunca bir süre. Eee ile değiştirilebilir. Yani eskiden doly ile taşınıyordu. Bu versiyonda şimdiki doly ile denemedim fakat önceden taşınıyorsa şimdi Taşımaması için de bir neden yok. Bunu yapmak için bize Ender Pearl ve Slime Ball gerekiyor. Yani şimdilik yapması bizim için o kadar da kolay değil düşündüğünüz kadar kısacası tamam. Yani evet. Orası öyle. O zaman e, bunları nereye koyacağız? Asıl sorumuz o şu anda. Bunları bir yerleştirmeden önce geri kalan malzemeyi de yapalım. Öncelikle bir Extractor yapmakta yarar var. Extractor ne işimize yarayacak? Extractor... Bir stik çok daha fazla, 3 tane daha e, rubber elde etmemizi sağlayacak bir yerine. Ki rubber acayip fazla kullanacağız. Bu kesinlikle yararlı bir şey. E, bir tane daha machine casing gerekiyor ve elektronik circuit gerekiyor. Elektronik circuit'ları çok çok fazla yapacağız ileride. Ve her biri 6 tane rubber, redstone ve iron plate istiyor. Yani bu üretime alışmaya başlayın derim ben size. Çünkü bol bol göreceksiniz. Tamam. Hemen ben bütün malzemeleri hazırlayıp geleyim o zaman. Her malzemeyi hazırlamış olmam lazım. Hadi yapalım. Öncelikle 4 tane tree tap yapıyoruz. Bam. 4 tane. Hasar görmemiş olması gerekiyor. Hem zaten ben benimkini aktif olarak kullanıyorum. O yüzden benim yaptığımı kullanmadım. Yenilerini ürettim. Daha sonra bir tane daha machine casing yapıyoruz. Ve bir tane elektronik circuit yapacağız. Onun için ilk başta 6 tane. Niyeyse geç algıladı. Insulated copper cable. Ortaya iron plate. Kenarlara Redstone ve bu bize elektronik circuit'ımızı verdi. Daha sonra circuit, machine casing ve dört tarafına tree tap ve bu da bize extractorımızı verdi. Bütün e, bunları üretelim, ondan sonra koyalım. Şimdi e, bunun dışında induction furnace'ı yapabilmemiz için electric furnace da gerekiyor tabii ki direkt üretimi için. Electric furnace dışında fakat bize kompresör de lazım. Şu anda ne yapacağız? İki tane de alet yapmamız gerekiyor. Bir kompresör, iki steel elde etmek için yapacağımız olan blast furnace. Yani kompresör ve blast furnace yapacağız. Tabii ki bu aletleri kurmadan önce extractor ve generator'ı bir yere yerleştireceğim ki buradaki stick resimleri çok fazla uğraşmadan ee, çoğaltayım ve yeterince rubber elde edebileyim. Çünkü şu anda direkt yeterince rubber yok diğerlerini yapmak için. Fakat bunu yapmadan önce kendimize bir drying basin yapacağız. Niye? Çok yakında göreceksiniz tamam. Şimdi Drying Basin için herhangi bir odun, Black Dye ve Iron Ingot gerekiyor. Bizim için çok çok kolay. Şimdi e, ilginç bir şekilde ben aşağıya istemeden bir, eğer bilmiyorsanız önceki bölümleri izlemediyseniz, Squid Farm'ı yaptım. Squid'ler belli bir yükseklikten yukarıda doğmazlar. Şu anda bizim Y'miz gördüğünüz gibi 122. Bu kadar yüksekte doğmuyorlar direkt. E, 122'de doğmuyor Squid'ler. 50 gibi falan doğuyorlardı galiba. Dolayısıyla şu aşağılarda falan hep Squid doğuyor. Daha sonra akıntıya kapatıp düşüyorlar ve şu aşağıdaki e, oduna çarpıp ölüyorlar. Ve orada durmadan inksek birikiyor. Bizler aşağı indiğimizde alıyoruz onları ve böylelikle bende bir sürü inksek oldu. Şimdi bunlardan bir tane alıyorum. Bu bana siyah boyayı verecek. Odunum zaten var ve bunu da aldım. Yani bunlarla beraber kendime bir bir drying basin yapacağım. Henüz e, etrafa koyacağım doğru düzgün bir blue. Fazla elde edemiyorum. Cobblestone generator yapamıyorum. Cobblestone'u kazması yavaş. Odun kötü ve yanabilir bir şey. Dolayısıyla bana bir alternatif lazım. Şimdi ben kendime bir ladder yapacağım. Ladder bizim ne işimize yarayacak? Ladder ile ilginç bir şey yapabiliyoruz. Ve o ilginç şeyin ismi o kadar da ilginç olmayan kitap. Fakat kitap kullanarak ee, kitaplık yapacağım. Ve kitaplık kullanarak magical wood denen bir şey yapacağım. Ne alaka? Bununla Builder's Wand yapabiliyorum. Şimdi ne kadar burayı genişletmek için ee, koyacak bloğumuz olmasa da koyacak bloğu elde etsek bile genişletmesi acayip uzun sürüyor ve sıkıcı. Ben bu işi hızlandırmak istiyorum. Şu anda bile hani şimdilik odunlarla genişleteyim diyorum. Fakat çok uzun sürüyor. Dolayısıyla bunu yaparsak iyi olur. Peki deriyi nereden elde edeceğiz? Burada işe Drying Basin giriyor. Drying Basin'i herhangi bir yere koyalım mesela. Eee, şuraya koyarız. ...değil mi? Şurada dursun. Pek ayak altında dursun istemiyorum. Daha sonra buna... ...bizim bu... E, ...şeyi koyuyoruz. Zombiyetini. Ve bu zombiyeti bunun içinde duracak. Bir süre sonra kendi kendine... ...Ledra dönüşecek. Bakın Ledra oldu. Ve hızlı da yapıyor gayet. Daha sonra ben... ...bu Yıldır's van için... ...kaç tane gerekiyor bana? Toplamda zaten bizde şey var... ...altın var istediğimiz kadar... Ve bunların tanesi için 3 tane gerekiyor. Yani 6 tane gerekiyor. Bunlardan hemen 6 tane yapıp geliyorum. Şimdilik tabii ki şeker kamışımız yok. Dolayısıyla ee, biraz zor bizim herhangi bir şekilde kağıt elde etmemiz. Soldas da yapabiliyoruz. Fakat o da uğraştırıcı. Rice ile yapabiliyormuşuz. Ki biraz önce Rice Seed aldık. Yani onu da yapabiliriz eğer çok gerekirse. Fakat bunların hepsi bir dahaki bölüme. Çünkü ne yazık ki bu bölüm burada bitirmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölüm iki gün sonra gelecek. Yani yarın değil. Ondan sonraki gün ve bir dahaki bölümde ben buralarda bir yere industrial craft için bir alan yapmış olacağım. Oraya kurmaya başlayacağız ve bütün aletler için gerekli malzemeleri hazırlamış olacağım yani. Bir dahaki bölüm induction furnace'ı bitiriyoruz ve ondan sonra bir tane daha görev daha yapacağız muhtemelen. Ve kaldığımız yerden o şekilde devam edeceğiz. Tamam? Bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkür ederim ve bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. 拜拜。Bye bye.